Şimdi sevcik yay egzersizlerinin 8. varyasyonuna birazcık bakalım. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi, bunun tümü forte. Önemli olan şeylerden bir tanesi yine forte çalarken mümkün olduğunca sınırları zorlamak. Yani çok iyi ses çıkacak diye mesela forte'de kalmamaya çalışmak. Bir diğeri de mümkün olduğunca bunları ön koldan yapmak. Yani tüm kolu kullanmak yerine ön kolu kullanmaya çalışmak. Çelloya varmayacak şekilde köprüye yakın olmaya çalışmak önemli. Kolun ağırlığını iyi bırakabildiğimizden, vücudumuzu da hiçbir yeri bloke etmeden gevşek bırakabildiğimizden emin olmamız gerekiyor. Yani karnımızı sıkmamız mümkün. Karnımızı sıkmadığımızdan emin olmamız lazım. Rahat nefes aldığımızdan. Serbestçe savurduğumuzdan emin olmamız lazım. Daha sonraki 9. varyasyon Siciliano ritmi dediğimiz bir ritim üzerine kurulu. Burada ben şeyin üstünde durmak istiyorum. Legato, yani çok dümdüz çaldığımız bir sesin, bir not, yayın ardından çok küçük bir yer kullanarak ve zarifçe bitirmemiz çok önemli. Değer için küçük bir yay kullanmak, daha uzun olan değer için de daha uzun bir yayı rahatlıkla kullanmak konusuna çalışmış olacağız. Bunları yaparken de vibrato yaptığımızdan, güzel bir cümleleme ortaya koyduğumuzdan emin olmalıyız ki yine solo repertuarımıza ya da orkestra, oda müziği bir repertuarında karşımıza çıkacak partilere bir faydası olsun. Yani şu hale gelmemeli. Böyle bir çalışma moduna gelip de tamamen alakasız bir dünyaya gitmemeliyiz.